Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Nihayet LGS sınavını açtık. Biliyoruz özellikle son bir senedir oturdunuz evlerinizde, doğru düzgün okullarınıza gidemeden deliler gibi bu sınava çalıştınız. Yani varınız yoğunuz bu sınavdı. Oturdunuz, her gün sayfalarca test çözdünüz, kitaplar bitirdiniz ve sonucunda birkaç saatlik bir sınavla tüm performansınızı sergilemeye çalıştınız. Umuyoruz ki sınavlarınız güzel geçmiştir. Öncelikle bunu söyleyelim. Umuyoruz ki üniversiteye gitme yolunda her biriniz güzel liselere yerleşirsiniz. İzninizle önce bu senenin bir değerlendirmesini yapalım. Hemen ardından LGS sorularının değerlendirmesini yapalım. Sonrasını konuşalım. Çünkü LGS bitti ama sizin işiniz henüz bitmedi. Sevgili arkadaşlar, pandemi dolayısıyla okullarımıza gidemedik. Ancak LGS müfredatı belliydi. Okullarda online derslerle ilerlemeye çalıştık. Öğrencilerimiz online olarak derslerini gördüler. Yine sorular, kitaplar, videolar, bizler sizlere yardımcı olduk. Bir şekilde hazırlık safımızı tamamladık. Ve ondan sonra sınav günü geldi, çattı. Öğrenciler tabii ki sınav okullarına gittiler, yerleştiler. Sorular çok fazla korkutucu değildi. Ancak matematik ne yazık ki yine çok belirleyici oldu. Ne yazık ki diyor. Çünkü bunun böyle olmasını ben de çok doğru bulmuyorum. Yani Türkçe, fen, sosyal zorluk diğer branşlara da aktarılabilecekken her seferinde matematiğin bu kadar zor olması ülkemizde şöyle bir algıya sebep oluyor. Matematik yapabilen başarılı, yapamayan başarısız. Çok affınıza sığınarak bir adım ileriye götüreceğim. Matematik yapabilen akıllı, matematik yapamayan akıllı değil gibi bir mana çıkıyor. Halbuki ne kadar büyük bir hata. Her insanın mutlaka başarılı olduğu alanlar vardır. Ressamlar belki de birçok matematikçiden daha başarılıdır. Ya da müzisyenler ya da sporcular. Ancak ne yazık ki biz her şeyi matematiğe yükleyip duruyoruz. Ve bu senede ne yazık ki böyle bir şey oldu. Ama işin şu tarafından da yaklaşmak lazım. Ya bu ölçüm yapabilecek bir sınav mıydı? Hayır. Peki öğrencileri sıralayabilecek bir sınav mıydı? Evet. Neden? Ölçümü çok net yapamıyorsun. Çünkü her seviyeden soru olması lazım. Bu çocuğun seviyesi 100 üzerinden kaç bunu görebilmen için. Ama sen bunu yapmadın. Ne yaptın bunun yerine? Zor sorular sordum. Birazdan göstereceğim sorulardan, zaten size örnekler de hazırladım. Neden zor olduklarını açıklayacağım. Zor sorular hazırladım. Bu durumda öğrencilerin yapabilirlik seviyesi ölçüm üzerinden değil de sıralama üzerinden ortaya çıkar. Neden? Ya 20'de 20 yapan çıkmadı ama 13 yapan çıktı. Sallıyorum, elbette ki daha yüksek yapanlar çıkacak. 13 net yapan çıktı. 13 net yapan birinci sıraya yerleşeceği için ilk tercih edilen liseye gidecektir. Böyle bir değerlendirme ortaya çıkıyor. Fakat burada unutulan bir şey var. Genellikle bu avoyun savunmasında bunu söylüyorlar. Ya bu bir mutlak sıralama değil, bağı sıralama. İnsanlara göre ilk yapanlar, en çok yapanlar ön sıralara yerleşecek. Ancak bu test sorularında sen şunu unutuyorsun. Neyi unutuyorsun? Sen bu öğrencinin psikolojisini çok yoğun bir şekilde işin içerisine katıyorsun. Halbuki bu sorular öğrencinin bilgisini ölçmeye yönelik olmalı. Sen böyle zor sorular öğrencinin karşısına çıkartınca özellikle çok hazırlanmış öğrencilerin kaygı düzeyi de yüksek oluyor ve bir anda şaşırmaya, hatalar yapmaya başlıyorlar. Yani burada ölçülebilirlik artık değerlendirme üzerinden değil, sınav soruları üzerinden değil, psikoloji üzerinden başlıyor. Senin ölçmen gereken şey bu değil ki. Senin ölçmen gereken şey çocuğun bilgisi. Dolayısıyla bu tarz soruları çok tasvip etmiyoruz. Bizler de hocalara geldik ailesi olarak. Soruların belli bir düzeyde olması lazım. Hem kolay hem zor soru olması lazım ki öğrenci tam olarak kendini gösterebilsin ve buna göre bir değerlendirme yapılması lazım. Diğer yandan zorluk seviyesi sadece matematik üzerinde olmamalı, tüm branşlar üzerinde olmalı. Aksi takdirde işte az önce söylediğim durum, matematik yapabilenler çok akıllı, diğerleri değil gibi yapyanlış, yani gerçekten de çok yanlış bir algı ortaya çıkar. Peki 2021 LGS matematik soruları nasıldı? Bazılarını özellikle sizler için seçtim. Neden zorladığını, öğrencileri neden, şöyle söyleyeyim, vaktini çok aldığını ve sonuca ulaşamadan, birçok soruda böyle olduğunuza eminim ne yazık ki, başlıyorsunuz belli bir noktaya kadar getiriyorsunuz ama daha ileriye götüremiyorsunuz. Neden bunu yaşadığınızı açıklamak istiyorum. Örneğin bu soru bir eşitsizlik sorusu. İşte sarı kağıdın yarısı mavi kağıdın altında, sonra işte mavi kağıdı aşağı, bakın aşağı yukarı yönü bile göstermişler. Özellikle MEP artık sorular hatalı olmasın diye her türlü formülü veriyor. Yön karmaşası vesaire, sağ sol, bunları da belirtiyorlar. Yani bu konularda
insanı bu kadar hassaslar ki güzel bir şey bu. Diyor ki artık sarı kağıdı kapandığına göre burada bu maviyi ne kadar aşağı indirmişiz olabiliriz. Böyle bir şey ortalama. Burada sarı kağıdı kapatmak için maviyi bir kere bir 4 santim indirmen gerekiyor. O yüzden cevap şıklarında 4'ler var. Artı daha ne kadar indirebilirsin? Ha işte ya şurayı okuması ve benim yorumlayabildiğim kadar bunu anlaması o kadar da kolay değil arkadaşlar. İşlem olarak çok zor değil. Fakat burada ne ifade etmesi gerektiğini çok iyi anlamanız lazım. Ne çözüm yapamıyoruz telif kurallarından dolayı biliyorsunuz. Peki devam edelim. Tek zor soru bu muydu ya da öğrencinin vaktini alan? Hani ha bu arada zorluk da göreceli bir kavramdır. Neden? 20 tane soru var değil mi burada? Otursanız birkaç saat belki de bu 20 soruyu da çözebilirsiniz. Ama itiraf ediyorum. Türkiye'de kaç matematik öğretmeni bu sınavda oturup da bu 20 sorunun tamamını yapabilir? O da tartışılır. Ben de buna dahil ha. Aman sakın gidip de matematik öğretmenlerini eleştirdiğimi düşünmeyin. O sınav psikolojisinde bizler nasıl bir performans gösteririz? Bundan bahsediyorum size. Aslında TYT, AYT sınavlarında da sıklıkla karşılaştığımız artık ibre soruları. Genellikle kesir ölçek manasında geliyor karşımıza. Burada da öyle bir kesir sorusu vermiş. Yine çok zor değil ama yine işin içerisinde eşitsizlik var. Direkt gerçel sayılarla, reel sayılarla hatta tam sayılarla olsa çok daha alülala yani kolay olacaktır ama gerçel sayılarla ve eşitsizliklerle sorulan sorularda problem yaşıyor. Eşitsizliği bulmak problemdir. Dolayısıyla bu soruda öğrencileri zorladı. Ha ama yine uğraşan öğrencilerin yaptığına eminim. Çünkü soru net anlaşılabilir şekilde gelmiş. Burada biraz anlaşılma sıkıntısı var ama Türkçeyi doğru kullanmışlar. Yani soruyu ifade edebildikleri şekilde ifade etmişler. Onu da söyleyeyim. İşte dikdörtgen şeklinde koşu parkur arabalarına 46 metre mesafe varsa diğeri nerededir? Öncelikle ikisinin de sarı çizgi üzerinde olduğunu, diğerinin önde olduğunu fark etmek gerekiyor. Sonra bu değerleri yazmak gerekiyor. Ve ona göre hesap yapmak acaba 46 metre önde. Çünkü ilk söylediği kişi şu K'nın yanında olduğuna göre buradan buraya kadar herhangi birisinde olabilir. Buna göre ikinci kişiyi konumlandırmak gerekiyor. Bu ve özellikle şu TYT'de yani üniversite sınavında karşımıza çıkabilecek soru var. Arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Unutmayın ve bunu her sene söylüyorum ben. LGS soruları emin olun TYT sorularından daha zor oluyor. Üniversite imtihanı giriş sorularından daha zor oluyor. Şu anda bizi izleyen üniversite hazırlık öğrencileri varsa mutlaka bu sorulara bir göz atsınlar, çözsünler. Zorlayıcı sorulardan bir tanesi fakat soruyu biraz okuduktan sonra köşegenlerin çakıştığını öğrenci fark ediyor. Tabi burada bir lise öğrencisi kadar Pisagor teoremine alışkın değilsiniz sizler. Dolayısıyla teoremi kullanırken bir de x'li kullanırken zorlanabiliyorsunuz. Birçok lise öğrencisi bunları x 3x gördüğünde x kökon diyebilecektir. Ya da karenin alanı 80 metrekare ise kök 80 kök 80 4 kök 5 diyebilecektir kenar uzunluklarına. Bunu her ortaokul öğrencisi, LGS öğrencisi ne yazık ki bu kadar hızlı çözemiyor. Bu biraz vakitten de yiyor. Bütün sorular bir de neredeyse böyle. Onu da söyleyelim. O zaman işte öğrencilerin psikolojisi birazcık ne yazık ki bozuluyor. Evet, bence zor sorulardan bir tanesi. Neden? Bir, olasılık sorusu her şeyden önce. Ancak yine tanımını vermiş. İstenilen durumları yukarı yaz, tüm olası durumları aşağıya yaz. Bu olasılık sorusunda şöyle bir durum var. Bir karenin kenarı 2 üzeri 5 olmak zorunda. Bunu buna böldüğünüzde 128 buluyorsunuz. Yani 2 üzeri 7, ilk önce bir üslü ifadelerde bölme işlemi yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla burada artık kareler olduğunu göreceksiniz. Yani 128 tane var. 128 5'e net bölünmüyor. 5'e net bölünmediği için her birinden eşit miktarda yok. Ha o zaman deyip ayrı bir hesaba gireceksiniz. Burada zorlayan kısım bu. Üniversite hazırlık öğrencilerini bu soru tarzı zorlamayacaktır ama şu soru zorlayacaktır. Neden? Ya bu bir üçgen. Alanın minimum olması için işte şu üçgeni ben 96 alırım deyip öğrenciler yola çıkıyorlar. Sonra şu yüksekliği hesaplamayı unutuyorlar. Bu üniversite imtihanında sorulsa da öğrencilerin birçoğu tarafından zorlanılacak bir sorudur arkadaşlar. Bunu da belirteyim sizlere. Ne yazık ki ama birçok şeyi ölçüyor mu? Evet ölçüyor. Bir değerlendirmede nasıl diyeyim size? Ya ölçüm şu şekilde olmalı arkadaşlar. 0 ile 100 arasındaki seviyelerin her birini gösterebilmeli bu testler. Ancak bu testler öyle bir şey
şey olmuş ki sorular zorlaşınca 0'dan 60'a kadar, 0'dan 80'e kadar olan öğrencilerin hepsi böyle 0'a yakın toplanmış. Ama bu çocuklar böyle başarısız değil ki. Bu çocukların daha çok net çıkarması gerekiyor. Ölçülebilirliğin bu şekilde olması lazım. Ha, çok aşırı kolay da olmasın. Bunu hiçbir zaman savunmuyoruz. Geçen sene AYT sınavında çünkü bu hata yapıldı. Üniversite giriş imtihanında çok kolay soruldu. Bu sefer çocukların hepsi 0 ile 100 arasında dağılım gene yok. Herkes 60-80-100 bu aralığa yığıldı. Bu da olmaz. Olması gereken şey 0'dan 100'e kadar dağılımı eşit yapabilmek. Zor bir soruydu. Eşkenar üçgende yüksekliği bulmanız, bu üçgenler arasındaki benzerliğe dikkat etmeniz ve buna göre işlem yapmanız gerekiyordu. Zaten sosyal medyada çok paylaşıldı. Sınavın eleyici sorularından bir tanesiydi ve sınavın diğer eleyici sorusu bence buydu. Neden? Aslında bizim de kitaplarımızda benzerlerini sorduğumuz sorular ama diyorum ya, biz bir denemede hepsini birden sormuyoruz. Denemelerde biraz daha orta seviyede, düşük seviyede sorular oluyor ki bu zamana kadar MEP de hep bunu yapardı. Bizler de artık mecburen bu sistemlere geçeceğiz. Şimdi bir tane eğim sorusu var ama bu eğim sorusu gerçekten de çizimlerle desteklenmesi gereken ve çocukların zorlandığı bir alan. Neden? Geometride en çok zorlandığınız kısım budur. Ek çizimler. Burada ek çizimler yaparak belli noktaya kadar getirmeniz gerekiyordu. Sevgili arkadaşlar, yine sınavın bir diğer zor sorusuydu bence. Umuyorum ki netleriniz güzel gelir ama lütfen şunu unutmayın. Siz neden güzel bir liseye gitmek istiyorsunuz? Düzgün bir üniversite okuyabilmek için. Neden düzgün bir üniversite okumak istiyorsunuz? Çok iyi bir iş hayatı edinebilmek için. Güzel bir meslek edinebilmek için. Bunlar için henüz zaman var. Artık 9. sınıf oldunuz. Hemen bir kere 9. sınıf kanalımıza abone olun. Neden? Ya bu sınavda tekrar gördünüz, bu iş çok basit bir iş değil ne yazık ki. Bu soruları ciddiye almak lazım. Üniversite hazırlığını, LGS hazırlığı biraz daha ciddiye almak lazım. Çocukluktan çıktınız artık, genç oldunuz zaten birkaç senedir. Böyle bir durumdasınız. O zaman ne yapmak lazım? Önümüzdeki senelerde biraz daha düzenli ders çalışma temposuna katılmak lazım. Bizler 9. sınıfta sizi bekliyoruz. Hemen gidip kanalımıza abone oluyorsunuz. Bizler sizi zaten videolarımız hazır hazırlamaya başlıyoruz. Bizler üniversite hazırlığı 9. sınıftan başlıyoruz. Neden? Çünkü 9. sınıf konuları zaten üniversite sınavının ilk basamak konuları. O yüzden aman ha aman aksatmayın. Şimdi biraz dinlenin. Hemen ders çalışmaya başlayın demiyorum size. Ama tabii ki zamanla ders çalışmaya başlayacaksınız. Zaten çok yoğun bir tempodan çıktınız. Güzel bir tatil hakkınız. Fakat ondan sonra beraberce bu yola devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.